Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlıyoruz yayınımıza. Kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği Cumhurbaşkanı kararı ile tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50'sine kadar hibe desteği sağlanacak. Trump Twitter'ın gündemdekiler listesini yasa dışı olarak niteledi. Avrupa Yatırım Bankası'ndan Taşa 270 milyon dolarlık kredi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Haziran'da bir önceki aya göre %5 azalarak 86.3 milyar dolara indi. BDDK uluslararası kalkınma bankaları bazı TL kurallarından muaf tutuldu dedi. Avrupa Merkez Bankası bankalardan temettü ödemelerini bir süre daha durdurmalarını istedi. Trump ikinci bir Covid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek dedi. Google Covid-19 salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu evden çalışma modelini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı. Galatasaray'ın forma sponsorları belli oldu. Galatasaray Forma Göz sponsorluğu için Six Rentekar ile sır sponsorluğu için ise Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki polis karşıtı gösterilerde federal binalara zarar verenlerin en az 10 yıl hapis cezası ile yargılanacağını belirterek bunu yapmayın ifadesini kullandı. Pfizer ve BioNTech'in ileri seviye koronavirüs aşısı testlerine başladılar. ABD'li ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelen COVID-19 aşısının denemelerine başladığını duyurdu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi. Almanya'da risk bölgelerinden dönen tatilcilere COVID-19 testi zorunlu hale gelecek. Ülkede salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, ABD, Rusya, Mısır ve İsrail, Türkiye gibi 130 ülkeyi riskli bölge kategorisinde bulunduruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilerek Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikili ilişkiler ve bölgesel konularda işbirliği ve diyaloğu sürdürme konularında mutabık mutabık kaldı. Koca koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 919 dedi. Türkiye İş Bankası Moka Ödeme Kuruluşu AŞ'nin %100 oranında payının 3.8 milyon dolar bedelle satın alınması konusunda genel müdürlüğe yetki verildiğini duyurdu. ABD'de dayanıklı mal siparişleri Haziran'da beklenenden fazla arttı. ABD'de dayanıklı mal siparişleri salgının başladığı Haziran ayında %7.3 ile beklenenin üzerinde artış kaydetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'in koronavirüse yakalandığı belirtildi. Rusya ile uçuşlar Covid-19 önlemleriyle başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu Rusya ile uçuşların alınacak önlemlerle 1 Ağustos itibariyle Ankara ve İstanbul'a başlatılacağını, tatil bölgelerine uçuşların ise 10 Ağustos'tan itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman'a gerçekleştirileceğini açıkladı. ABD Çin'deki Çinktu Başkonsolosluğu'nu kapattı. Çinli makamlar ABD'li diplomatların ayrılmasının ardından Başkonsolosluğu devraldı demişler. Haksız fiyat değerlendirme kurulu faiz fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya 3.1 milyon Lira, idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. AK Parti Ömer Çelik, Cumhuriyet göz bebeğimiz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin adım adım yeniden yükseldiğini, Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminlerin yine boş çıkacağını söyledi. Kar Karayollarında milyarlarca liralık ödeme haftası Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu hafta piyasaya 4-4,5 milyar TL düzeyinde bir ödeme yapması bekleniyor. Bunun 2-2,5 milyar TL'sini yol yapımını üstlenen müteahhitler 1 milyar 800 milyon TL'sinde garanti kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü oluşturuyor. ABD'de 1 trilyon dolarlık yeni koronavirüs paketi, ABD Trump yönetimiyle senato çoğunluğunu bulunan cumhuriyetçiler 1 trilyon dolarlık yeni koronavirüs yardım paketi üzerinde uzlaştı paketin detayları bugün açıklanması bekleniyor. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Araştırmalar sonucunda Konfederasyonun araştırmasına göre Temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2406 lira, yoksulluk sınırı 7838 lira olarak hesaplandı. Elon Musk kime istiyorsak darbe yaparız dedi. Elon Musk Twitter'da bir kullanıcının ABD hükümetinin kendisinin lityum alabilmesi için Bolivya'da darbe düzenlediği iddia etmesi üzerine kime istiyorsak darbe yaparız mesajını paylaştı. Türk şirketi BDY Grup Rus LPG firmasını satın aldı. LPG toptan satış, lojistik, depoculuk ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren BDY Grup, Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminalini bünyesinde bulunduran Rus menşeli Petgaz satın aldı. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.